hemen devam edelim diğer haberimizle. Okullar ve öğretmenler ders yılına hazır. Sınıfa giren öğrenciler kitaplarını da masalarında buldu. Üstelik sadece ders kitapları yok bu sene sıralarda. Yardımcı kaynak kitaplar da hazır. ATV Haber İstanbul'da tüm ders kitaplarının basıldığı yerde son durumu görüntüledi. İzleyelim. Fizik, kimya, biyoloji, felsefe hepsinin TYT kitapları mevcut. Bir soru türünden çok soru sorulmuş. Konu anlatımı, tekrar testleri ve üniversiteye hazırlık kitapları. Çok iyi oldu. En azından bizim kitleden kurtulmuş olduk veliler olarak. Hepsi yola çıktı, okul sıralarında yerini aldı. Mini mini birilere kitap gönderiyoruz. Öğrencilerden önce sınıflara kitaplar girdi. Burası ders kitaplarının tüm İstanbul'a dağıtıldığı depo. Türkçe, matematik, sayısal, sözel bütün kitaplar buradan çıktı ve okullara gönderildi. Bu kitaplar ne olacak? Okullara gidecek, veliler bekliyor, öğrenciler bekliyor. Bunlar ana ders kaynaklar değil. Bunlar öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yollanan ek kaynak kitapları. Ücretsiz ders kitapları dediğimiz yaklaşık İstanbul ilimizde 25 milyon kitap öğrencilerimize dağıtılmak üzere okullarımıza teslim edildi. Öğrencilerimizin sınavlara daha iyi hazırlanmasını temin amacıyla bu kaynaklar basılı olarak gönderiliyor. Ek kaynak kitapları 1. sınıftan 12. sınıfa kadar müfredata uygun olarak hazırlandı. Ders zili çalacak öğrenciler yeni yıl için sınıflarına koşacak. Onları sıralarında sadece ders kitapları karşılamayacak ama aynı zamanda derslerinde yardımcı tüm yıl kullanabilecekleri ek kaynak kitaplar da olacak. Kesinlikle heyecanlıyım ama aynı zamanda kendimden eminim. Yeni nesile uygun sorular var. Dil sınavına hazırlanıyorum. Dil açısından da kitap bulmak çok zor. Çünkü sınav sistemi zaten bakanlık tarafından yapıldığı için onların soru türlerini görerek yapmamız daha yararlı olacak. 12. sınıf tekrar testleri kitabında bütün derslerden test imkanı sunuyor. İl Milli Eğitim depolarından okullara doğru yola çıkan kitaplardan öğrenciler kadar öğretmenler de veliler de çok mutlu. Yaklaşık öğrencinin 1500-2000 TL dışarıda masraf yaptığı bir durum vardı. Devletin yardımcı kitapları vermesini çocuklara fırsat eşitliği sağladığını düşünüyorum. Bu tarz kaynak kitaplara ulaşmayı bırakın, para verip alamazdık.